arkadaşlarıma teşekkür ederek konuşmaya başlamak istiyorum. Şimdi bugün konuşmamı farklı bir yerden başlayıp Pişeveri'ye gelmek istiyorum. Hepimizin okuduğumuz, belki bildiğimiz Türk dünyasının en önemli yazarı Aytmatov'un Gün Var Esre Beraber romanında Türkistan'da olan bir efsaneyi anlatır. Ve bu efsanede o Bozkır'da tutulan esirleri ya satarlar ya da köle yapmak isterler. Satamadıklarını köle yapmak istedikleri zaman farklı yöntem uygularlar. Onların kafalarına ıslak deve derisi takar ve onları ellerini kollarını bağlayarak güneşin altında bırakarlar günlerce ve giderler. Ve daha sonra geri dönüp gelirler. Bunlar ölmüş mü, kalmış mı? Ölenleri bir tarafa ölenleri bir tarafa bırakalım. Kalanlar sak kalanlar bizimdir diye onları köle olarak kullanırlar. Sak kalanlar bütünlükle hafızalarını kaybederler. Kim olduklarını bilmezler. Nereden geldiklerini bilmezler ve ayrıca irade kaybına uğrarlar. Ve bu köleye mankurt denilir. Ve bu yapılanlara da mankurtlaşma. Mankurt belleğini, hafızasını kaybetmiş kişidir. Belleğini, hafızasını kaybederek iradesini de efendisine teslim etmiş kişidir. Aytmatov'un bu sunduğu bu Bozkır, bu Türkistan efsanesinden de yola çıkarak iktidarlarını kurmak için belleği yok ederler. Hafızayı yok ederler. Veya doğrusu tarihe sahip olurlar. Tarihi çalırlar. Tarihi uğurlarlar. Bir milleti yok etmek için onun belleğini yok ederler. Onun belleğini yok ederek ona binerler, ona sahip olurlar. Ve soru şurada. Bugün Güney Azerbaycan Milli Hareketi bu bellek kaybına, bu hafıza kaybına karşı bir mücadeledir. Ve bu uğurlanmış, çalınmış ve farklı şekilde kurgulanmış o tarihsel yanlış ve yalan o tarihsel belleği yıkmak ve farklı bir tarihsel belleği inşa etme mücadelesidir. Aslında bu belleği inşa etme mübarezesi aslında bir türde özgürlük mücadelesidir. Ve İran'daki Türklerin belleklerini çalmak için 1924'ten günümüze kadar çok farklı, karmaşık ve kompleks çalışmalar yürütüldü. Hem teorik düzlemde çalışmalar yürütüldü, hem pratikte çalışmalar yürütüldü. Öncelikle bizim Türk olma hareketidir. En büyük kurbanı Azerbaycan Milli Hükümeti'dir. Ve bugünkü bu toplantılar gibi bütün toplantılar aslında 1920'den sonra başlayan o tarihsel bellek hırsızlığına dönük bir mücadele. Şimdi Pişeveri'ye baktığınız zaman Pişeveri'yi nasıl gösteriyorlar? İrmir Azeri, Azerbaycan Milli Hükümeti nasıl gösteriyorlar? Bütün resmi literatüre baktığında nasıl tanımlıyorlar? Ben öncelikle bu sorudan başlayarak Pişeveri ve İrmir Azeri'ne gireceğim. Bugün net olarak 4 tanım var. Birincisi, biraz önce saydığım bizim belleğimizi, tarihsel hafızamızı yok etmek için, bizim kimliğimizi yok etmek için isteyenlerin ortaya attığı tez şu. Pişeveri, Sovyetlerin casusuydu. Sovyetlerin isteğiyle geldi. Tahran'da milletvekili olmak istedi. Adaylığına izin vermediler, kazandı, girmeye izin vermediler. Sovyetler Birliği'nin isteğiyle, Stalin, Mirzafer Bağarov'un isteğiyle yerine Tebriz'e geldi. Ve Azerbaycan Milli Hükümeti Sovyetler Birliği İstalin'in
Seyit Cefer Pişeveri gibi bir casusun projesi gibi bir algı var. Ve bu algıyı hem İran İslam Cumhuriyeti pompalıyor, hem Şah pompalıyor ve hem de Soğuk Savaş çerçevesi içerisinde Avrupalılar, Amerikalı. Bütün kitaplara bakıldığında bu tez olarak görülüyor. Bu birinci mankurtlaşma tezi. Mankurtlaşmamız sadece düşmanlarla kalmıyor. Kendisini bizden olarak görüp de, bizden olarak görüp, biraz önce söylediğim, bizim mankurtlaşma, tarihi hafızamızı yok etmek isteyen bizlerden olan gruplarla var. Bunlar kimlerdiler? Bunlara ben İrancı, Azerbaycancı diyorum. Bunlar Seyit Cefer Pişeveri'nin samimi bir hareket içerisinde olduğunu kabul ediyorlar. Ancak Seyit Cefer Pişeveri, diyorlar Seyit Cefer Pişeveri bir Marksisti, komünisti, Azerbaycan Milli Hükümeti'nin milliyetçilikle hiçbir alakası yok. Oradaki milli terim halkla ilişkilidir, halkçı bir anlam ifade ediyor ve doğal olarak aslında Pişeveri'nin amacı İran'dan da ayrılmak değildi. Azerbaycan diye bir devlet kurmak niyetinde de değildi. Sadece emekçilerin, işçilerinin bir kurtuluş projesi. Bu ikinci tez. Üçüncü en önemli şeyler, bunlar İrançı, Türkçü adını koymuş kişiler. Onlar ki Hiyabani'nin Hiyabani'yi Tehran'da, Tahran'a gittiler. Neden Hiyabani'yi öldürmüyorsunuz diye lobi yaptılar. 1920'de Hiyabani Tebriz sokağında sürüttükten sonra Tahran'da kendi evinde Hiyabani öldü diye tören yapan kişilerin sülaleleridir. O sülaleler o gün yaptığı Azerbaycan düşmanlığını bugün de hala devam ediyor. Farklı bir biçimde. Ve Türk kimliğini, Azerbaycan kimliğinin yok edilişi bahasına öne sürüyorlar. Ve bu adamlar, bu adamlar Meşrutiyet Harekatı, Şeyh Mehmet Yabani'ni ve Seyit Cefer Pişeveri'ni ihanet projesi olarak sunuyor. İhanet projesi gibi sunuyor. Ve bunlar da aynı birinci tezde olan gibi Seyit Cefer Pişeveri'nde Mehmet Yabani ile casus komünist gibi gösteriyorlar. Yazılarda ortada net olarak görebiliyoruz. İşte böyleyken şöyle bir soru çok haklı bir sorudur. Onu Seyit Cefer Pişeveri kim? Azerbaycan Milli Hükümeti gerçekten de başkalarının bir projesi miydi? Seyit Cefer Pişeveri gerçekten bir casus muydu? Seyit Cefer Pişeveri gerçekten bu milli düşüncesine sadece 1945'te mi gelmişti? Ondan önce Seyit Cefer Pişeveri ne düşünüyordu? Bunlar önemli sorular. Ben zamanımız oldukça bu sorulara yanıt verip biraz önce o söylediğim tezlere bir sözümün sonunda bir dönüş yapacağım ve mankurtlaşmada kim nerede olduğunu göstermek açısından. Bakınız, bunu söylemeye hiçbir gerek yok. 1924'ten önceki İran adlanan coğrafyada Azerbaycan coğrafyası ikinci siyasi merkeziydi, birinci ekonomik merkez. Yani Azerbaycan veliahtların oturduğu bir yerdi ve Azerbaycan, Tebriz özellikle de siyasi bir merkezdi. Olacaksın veya da kendisi ortaktı. Yani bu denli ekonomi süreçte merkezde yer aldı. Rıza Han ve Tebriz neredeyse boşaltıldı.